Ablacığım ne yapıyorsun kapının önünde ya? Korkuttu mu güzel kızım? Yani. Çok güzel taşlarım, uğurlu taşlarım, tütsülerim, boncuklarım var. Bir bakın belki hoşunuza gider ha? Yok istemeyin sağ olasın. Turkuaz mı bu? Evet yavrum. Bunu yastığının altına koyarsan seni nazarlardan, büyülerden korur. Büyü mü? Ablacığım sen çok mu Harry Potter okudun? Sen büyüye inanmıyor musun yavrum? İnanmıyorum tabii. Yani şahsen ben Noel Baba'ya da inanmıyorum. Sen inanıyor musun ki? İyi sen bilirsin. Gerçi şu yeni sevgili pek de yakışıklıymış ama sen şimdi büyüye inanmıyorsan fala da inanmıyorsundur zaten. Tabii ki de inanmıyorum. Ayrıca yeni sevgili nereden çıktı acaba? Yani bu iki çizginin arasından nasıl buldun onu anlayamadım. Ya sen onu boş ver ablacığım. Sen benim falıma bak. Bende ne var? Ver ya. Bir 20'lik bir 50'lik var Ermila. Sen paradan haber ver. Ya belki güzel bir şeyler söylerdi. Arkadaşlar bu güzel gözlü abla iyi bir falcı olsaydı zaten kapı kapı dolaşmak yerine sıcacık evinde otururdu. Evinin önünde kuyruk olurdu değil mi? Yani aralıkta randevu isteyene Nisan'da verirdi o derece yani. Allah Allah ne çok şey biliyorsun sen be. Biliyorum tabii. Ayrıca iyi falcı diye bir şey yoktur. Bazılarınız sallıyorsunuz tutuyor, bazılarınız daha iyi sallıyorsunuz daha iyi tutuyor. Zaten anlamıyorum yani o bekleme odasına mikrofon mu yerleştiriyorsunuz ne yapıyorsanız. Senin esmer bir sevgilin var. Görüyorum. Anam bildi. Arkadaşlar Finlandiya'da yaşamadığımıza göre ya esmer diyecek ya kumral. Zaten sarışın tutturma ihtimali %5 falan. Bu çeneyle senin işin iş kızım valla. Öyle tabii. Yalanların bitti mi ablacığım? Bittiyse seni dışarı alalım çünkü böyle bir fark ettim kıyı kıyı evin içine girmeye başladın. Sen bana yalancı mı diyorsun? Yani kısmen. Hayır ben duymadım yani senin İsviçreli bilim adamlarıyla bazı laboratuvar çalışmalarına falan katıldığını şeyi de duymadım. Büyük Türk falcısı Dürdane ablanın yeni buluşu. Öyle bir şey de duymadığıma göre. Göreceksin sen de. Göreceksiniz. Çok yakında başınıza çok kötü şeyler gelecek. Ablam, ama yoldum şimdi. Biriniz çat diye aniden sevgilisinden ayrılıverecek. Değil mi? Hı hı, tabii tabii. Sen bunun dedene bakma Dürdane ablacığım. Bu konuşu konuşu sonra susar bu. Aa, Hayriye benim adım ben. Hayriye, Hayriye vallahi da Hayriye. Ben inandım, Hayriye. Gözünü seveyim ne oldu? Bak geri al söylediklerini hadi. Bunları da şey yapalım. Yok, hanım almam. Siz göreceksiniz gününüzü. Siz göreceksiniz gününüzü. Yalancı mıyım değil miyim ben? Göreceksiniz. Anca gidersin hadi. Allah'ım ya Rabbim ne döktü buna? Safran mı döktü ne? Bak benim anneannem bunu pilava koyar çok güzel olur. Heh, bak al. Topladım gitti bitti. Ben bir gidip peşinden konuşsam mı acaba? Ay artık ya. Arkadaşlar onun söylemesiyle başımıza kötü şeyler gelecek değil ya. Hayret bir şey. Hadi hazırsanız çıkalım ya. Kesin büyü yaptı bize kesin. Yok artık Almila. Kesin bak okudu etti içinden bir şeyler yaptı lanetledi bizi. Budu bebeği nerede peki Almilacığım? Dalga geçme Şebo. Ha, kainat sen de mi inanıyorsun böyle şeylere ya? Ben böyle şeylerden korkarım hiç bulaşma. Bittik biz. Mahvolduk. Auralarımızın rengi soldu. Çakralarımız kapandı. Enerji alanlarımızın üstüne kara bulutlar çöktü. Almila! Görürsünüz. Vallahi çok kötü şeyler olacak. Bak gidelim konuşalım bu kadınla bir şeyler yapsın. Geri alsın dediklerini kontrolü zevkler yapsın. Almila! Ağzını kıracağım şimdi. Allah! O neydi kız? Kimsiniz? Yazmıştık. Ben size dedim, lanet başladı işte. O ayna olunca olmuyor, ayna kırılınca oluyordu o yani öyle bir şey. Ya çivi doğru dürüst çakama mısınız? Niye endişelenmeyin canım? Ev duruyor en azından. Değil mi yıkılmadı? Oh.